Erken seçim iddiaları hala Türkiye gündeminden düşmüyor. İstanbul Ekonomi Araştırma muhalefet liderlerinin sıkça gündeme getirmiş olduğu erken seçim tartışmalarına, açıklamalarına yönelik bir araştırma yaptı. Haziran ayında yapmış oldukları araştırmayı tekrarladı İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi ve buna göre katılımcıların %44,7'si erken seçim olması gerektiğini düşünürken vatandaşların büyük bir çoğunluğu %52,4'ü erken seçime sıcak bakmıyor. Katılımcıların %2,9'unun ise konuyla ilgili bir fikri veya cevabı yok. 30 Ekim tarihinde yapılmış bu araştırma. Araştırmanın ekran görüntüsünü de sizlerle paylaşayım. 2 Kasım, 18 Haziran, 2 Kasım. Evet diyenlerin oranı, hayır diyenlerin oranı, fikrim yok, cevabım yok diyenlerin oranı. Haziran ayında %32'si vatandaşların erken seçim isterken, Kasım ayında %44'ü istiyor. Yine aynı şekilde Haziran ayında vatandaşların %61'i erken seçime hayır derken %52'si şimdi hayır diyor. Kararsızlar Haziran ayında %6 iken Kasım ayında ise %2. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısında bulundu. AKP ve MHP yok dedi. Diğer partilerin büyük bir bölümü de sıcak bakıyor. Ama şu an yapılacak bir erken seçimde AKP'nin eli daha güçlü olacaktır. Deva Partisi ve Gelecek Partisi bu seçimlere katılamayacaktır. Mart ayından önce yapılan bir seçimde bu iki partinin katılması mümkün değil. Muhalefet bir taraftan da hazırlıksız. Erken seçim çağrısında bulunuyorlar. Hala Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyebilmiş değiller. Baskın bir seçimde sanırsam 50 gün kala yine Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklar. Açıklayacakları isim de toplumun tamamının kabul etmeyeceği bir isim olursa bir kez daha AKP'ye 5 yıl boyunca iktidarın anahtarını teslim edecekler. 18-19 yıldır AKP gücünü bu muhalefetten alıyor. AKP'nin tek şansı bu muhalefet. Şu an muhalefetin erken seçim istemesinin ne yeri ne de zamanı. Ekonominin iyi olmadığını söylüyorlar. Kasada para kalmadığını söylüyorlar. Her yerin özelleştirildiğini söylüyorlar. Bütün bunları sıralıyorlar. Deprem vergileri nereye gitti diye soruyorlar. Yardım kampanyası başlatılmıştı. Koronavirüs kapsamında hatırlarsanız IBAN istenmişti. Bunu eleştiriyorlar, sorguluyorlar. Her şeyin farkındalar aslında. Yarın bir seçim olsa, muhalefet iktidara gelse, AKP kitlesinin büyük bir bölümü aynen şunu diyecek. Bu CHP yüzünden, bu İYİ Parti yüzünden böyle oldu. Diyelim ki Meral Akşener Cumhurbaşkanı seçildi. Diyelim ki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçildi. Veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir isim Cumhurbaşkanı seçildi. Ve parlamenter sisteme de dedikleri gibi geri döndüler. Diyecekleri ilk şey olası bir ekonomik krizde bu CHP ve bu İYİ Parti, bu Millet İttifakı yüzünden böyle oldu. Biz güçlü Türkiye'ydik. Ekonomimiz iyiydi. Şöyleydi, böyleydi diyecekler. Ve bütün ihaleyi Millet İttifakı'nın üstüne yıkacaklar. Ama bu seçim bir yıl sonra veya iki yıl sonra yapılacak olursa AKP ve MHP'den kurtulmak için vatandaş sandıkta güçlü bir irade göstererek tercihte bulunacak. Şu anda AKP kadrolarının, MHP kadrolarının büyük bir bölümü vatandaştan uzak, gerçekleri göremiyorlar. Halkın sesini, sokağın sesini dinlemiyorlar. Gençlerin sesini dinlemiyorlar. Verilen mesajları almıyorlar. Ekranların büyük bir bölümü kendilerini anlattığı için, kendilerini desteklediği için gerçek sorunları, sıkıntıları da göremiyorlar. Her şeyi güllük gülistanlık sanıyorlar. Ama yarın bir gün yapılacak bir seçim, bir yıl sonra veya iki yıl sonra olursa, İstanbul seçimlerindeki o 23 Haziran'daki 806 binlik fark belki de 8 milyona çıkabilecek. Bakın bunu niye söylüyorum? Az önce ben size bir anket gösterdim. Bu ankette Haziran ayında erken seçime evet diyenlerin oranı %32 iken bugün %44'e çıkmış. Yani bu şunu gösteriyor.
bir an önce seçim olsun diyenlerin sayısı artıyor. AKP'ye ve MHP'ye oy vermek istemeyenlerin sayısı artıyor. Kararsızların sayısı da epey bir fazla. Bu bir yıl sonuna olursa veya iki yıl sonuna olursa burada göreceğiniz rakam çok daha fazla artacak. Erken seçimi kim ister? AKP'nin, MHP'nin gitmesini isteyenler ister. Bu rakamlar şu an bu seviyede. %44 gözüküyor. Hadi fikrim yok, cevabım yok da eklediğiniz zaman %50 civarı bir rakamı elde edebileceksiniz. Hatta %50 de etmiyor yani. %44.7, %2.9, %47 civarı bir rakam ediyor. Bu rakamın daha da artması için işte biraz zaman geçmesi gerekiyor. Şu an AKP ve MHP meclise hadi erken seçime gidelim diye bir şey çıkarsa koysa en başta muhalefetin karşı çıkması gerekiyor. Ya biz bu aynı eleştirileri bir önceki erken seçimde de yaptık 2018 yılında. Bu tuzağa düşmeyin dedik. Muhalefeti uyardık. 2019 yılında belediye seçimlerini muhalefetin kazanacağına ta o zaman kesin gözüyle bakılıyordu. Bunu AKP ve MHP gördü. Alel acele ortada form yok, yumurta yok, Bahçeli erken seçim ilan etti. Ve iktidar ortağı AKP ile birlikte erken seçime gittiler. Ve neticede de tekrar iktidara geldiler. Bunu yaşadık ve buna da çanak tutan CHP'nin bizzat kendisi oldu. O seçim zamanında yapılacak olsaydı, belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yapılacak olsaydı AKP'nin iktidarı kazanma şansı yoktu. Bir düşünün, İstanbul kazanılmış, Ankara kazanılmış, Antalya kazanılmış, Adana kazanılmış. O rüzgarla birlikte yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'nin kazanma ihtimali yoktu. Bunu göremeyen vizyonsuz muhalefet iktidarın anahtarını 2018 yılında bir kez daha teslim etti. Tıpkı Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstererek yaptıkları gibi. Şimdi aynı hataya düşmeyecekler. Bekleyecekler, sabredecekler, şu erken seçim çığırtkanlığından da vazgeçecekler ve Türkiye'nin gündeminden bunu bir an önce kaldıracaklar.